Günaydın, hayırlı sabahlar. Yeni bir videomdan herkese merhabalar. Biz güne yine makineye çamaşır atarak başlıyoruz. Günümüzün vazgeçilmezidir makineye çamaşır atmak. Sabahın ilk saatlerinde hemen ilk işimiz, akşamdan hazırlanmışsa makina ya da sabah kalkar kalkmaz makineyi hazırlarız. İlk iş makinamızı çalıştırırız ki biz kahvaltı yapana kadar yıkansın burada çamaşırlar. Efendim kızım. Tamam. Hızlı program yapalım. Kuzum. Hadi sana kolay gelsin. Selam. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz çok şükür Allah'a. Sabah telaşları gene kahvaltı hazırlığındayız. Hemen hızlı bir şekilde kahvaltımı hazırlayacağım. Çünkü günaydın diyorum ama aslında günaydın denilecek gibi değil. Gün öğleye gelmiş artık. Hemen kahvaltımızı hazırlayalım. Bugün biraz geç kalktığımız için hızlı olmak gerekiyor. Ne yapıyorsunuz hanımlar? Gününüz nasıl geçiyor? Bizim biliyorsunuz artık biz böyle bir yoğun koşuşturmacanın içerisindeyiz. Bir de her gün yeni evimize gidip temizlik yapıyoruz. Planlar, projeler çiziyoruz. Bugün şunu yaparız, bugün bunu yaparız. Biz böyle bir yoğunluğun içindeyiz yani. Aşkım o elini oraya koyma. Anneciğim elini oraya koyma. Hoppala gel bakalım gel. Hoppala bak bakayım. Ablalara. Anneanne. Sabah bu ilk iş bunu temizliyoruz biz. Önce. Ben biraz önce diyorum ya ilk iş makineye çamaşır atıyoruz. Makineyi çalıştırıyoruz. Yok ilk iş bunu temizliyoruz önce. Değil mi? Değil mi? Aşkım. Yerim ben şeyine. Altını kirletmiş. Üstüne su dökmüş, su şişesini almış, böyle bocalamış, üzerine dökmüş. Bir de çek yatın üzerine de dökmüş. Kim yaptı o kadar işi? He? Kim yaptı? Anneannem. Anneanne mi yaptı? Bak bak bak. Senin yalancı seni. Sen yaptın. Nana. Oh mis kokulum benim. Mis kokulum benim. Dede. Bir şişe suyu almış, çekyatın üzerine dökmüş. Kendi üstüne de dökmüş. Zaten altını değiştirecektim. Altını üstünü komple değiştirdim. Çekyatın da üzerine böyle artık havlu bastık suyu ne kadar çekerse diye. Şöyle koyayım da ayağına da düşürmesin. Ay bugün de ay tam böyle öğlen sıcağı çöktü üstümüze. Gel annesinin balı. Annesinin balı. Gel gel orayı kapatalım. Çek elini sıkışmasın. Üstten kilitliyoruz ya kutbeyi girmesin diye. Yine tavaları aldım yanıma. Her sabah kahvaltısında 3 tane tavayı kirletiyorum.
Biri Alkua krep, biri sucuk, biri de normal yumurta kavuruyorum. Şimdi şöyle alayım da ben. Sizin açınızı değiştireceğim. Şu tarafa koyayım sizi. Şöyle. Aman. Ben ocak başına geçeceğim çünkü. Gel annem, dağıtma oraları oğlum. Allah sana şükür olsun. Dünkü videoda bak yumurta yürüdü gene böyle. Dün burada kahvaltı hazırlarken yumurtayı almışım, koymuşum. Yumurta böyle yürümüş gitmiş kameranın önünden. Ben sonradan izledim. Yani bu ara çok yoğun olduğum için çektiğim videoları izlemeden yüklüyorum. Normalde birer defa izliyorum videoları. Sonra düzenleme yapıyorum. O kadar yoğunum ki izlemeye fırsat olmuyor. Hemen düzenleme yapıp gönderiyorum YouTube'a. Dün yatarken dedim ki bugünkü çektiğim videoyu bir izleyeyim bakayım dedim. Ne çekmişim, nasıl yapmışım hiç bilmiyorum. Yani bazen ben de çektiğimi bile bilmiyorum ne çektiğimi. İzliyorum şimdi. Dolaptan şeyi çıkarıyorum, yumurtayı çıkarıyorum. Böyle koymuşum. Yumurta buradan böyle yürümüş resmen. Yumurta kameranın önünden yürümüş gitmiş. Ay gül gül öldüm ya dedim. Nasıl bir görüntü olmuş öyle. Şimdi hemen bir yandan sucuk kavuralım. Bir yandan. Ne aldın oğlum sen? Ya çok iyi oldu ama neyse. Eleme. Yakup. Bugün fırsat olursa iki makine çamaşır atmayı düşünüyorum ama serecek yer kalmayacak. Renkli attım. Dur oğlum. Heh. Renkli attım. Bir de beyaz ya da havluları da atma. Havluları olmazsa sadece atayım. Ama yer kalmaz şimdi. Arka balkonda yer kalmayacak şeye. Oğlum Yakup'u içeriye götürsen anneciğim. Oyun falan oynayaraktan Yakup beni yakalayamaz falan de. Böyle bir şeyler diyerekten hadi götür bebeğim. Hadi bak senin krebini yapıyorum. Yakup beni yakalayamaz. Suyu götür. Masayı açın. Hadi paşam benim. Gitti abisinin arkasına. Her gün böyle yumurta çırpıyoruz. Ay kıl taşımıza. Ne yapalım? Bir kere soğudu şey oldu yani böyle kavrulmuş yumurta yemiyor. Buna alıştı. Bunu böyle çırpılmıştan başkasını yemiyor. Bu arada Yakup buraları dağıtmış ama neyse çok da değil. Bugün birazcık merhamet etmiş annesine fazla dağıtmamış. Ha efendim. Ne oldu kızım? Hazır ettik. Ay var ya inşaat temizliği inşaattan çıkmış evi temizlemek ne zormuş ya. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Yani hep böyle duyardım sağdan soldan inşaat pisliğini temizlemek zor falan derlerdi de. Yani ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum yani. Ha kızım. Dur. Hemen kapatayım. Kahve hazırlıyorum. Hadi siz gidin masayı falan açın. Oturun masaya hadi kızım. Evet evet.
biraz domatesi koyalım. Sucuğumuz hazır. Efendim annem. Şöyle tabağa alalım. Kilitledin mi anneciğim? Tamam. Şöyle koyayım. Dediğim gibi inşaat sonrası olan evi temizlemek çok zormuş. Yani biz de bu evi yaptırdık o zaman, bundan 13 sene önce. Hep bu kapılar, mesela bu pencereler, bu kapılar hep eskiydi. Yani 50-60 senelik ev burası. O zaman söküldü bizim bunun, bütün kapıları, pencereleri söktük. Gerçi o zaman var ya, ben şeydi, hep eşim o zaman daha çok yaptı. Ben çalışıyordum o zaman. Ali o ara bir dönem işsiz kalmıştı. O işsizlik döneminde evi yaptırmıştık biz. Yani zaman kalıyor diye, hani o zaman kapıları kendisi söktü, pencereleri söktü falan. Tabii ki ne kadar olsa o harfiyatı falan kendisi temizledi. Ben de akşamları işten geldiğimde yardım ederdim ona. Ama yani şimdi de ay her yer boya, her yer boya, aman yarabbim, biz de evde boya yapıyoruz. Ne bileyim, kendi evimiz diye mi böyle titizlikle boyuyor Ali mesela. Ali boya yaparken ben Dineda'yla arkasında gezerdim. Her damlayanı hemen silerdim. İnşaat ne olacak, kim Dineda'yla silecek? Ustalar boyuyor, geçiyor, yerlere dökülüyor mu, damlıyor mu? Hiç baktıkları yok. Ne diyelim? Şimdi ne yapacağız? İçine yumurta kablosu falan. Bunun içine koyayım. Ocak başında yandım sıcakta. Kıyamet kopuyor içeride. Aytun ne oluyor? Kavga başladı. Eyvah eyvah. Hemen gidip müdahale etmeliyim. Zaten yumurtaları da kavurdum. Hemen masayı hazırlayayım. Bize afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra görüşürüz inşallah. Sen ne yapıyorsun orada? Ha? Sen ne yapıyorsun? Ben seni yemeye geldim. Şu popona vurayım. Gıdı 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 yapayım. Gıdı 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 gıdı. Bak. Söyle bakayım. Gıdı 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 de. Gıdı 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 gıdı. Hadi söyle. Gıdı gıdı. Gıdı gıdı. Sese geldi bakayım. Söyle. Sese gel. Hadi böyle yap. Sese gel. Yap bakayım. Ay ben seni. Uy 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 uy. Allah'ım maşallah subhanallah. Kahvaltımızı yaptık. Şuraları hemen bir süpüreceğim. Ardından da makinedeki çamaşırım çıkmış. Makinedeki çamaşırlarımı sereceğim. Dışarıda güzel bir esinti var. Evin içine hiç hava girmiyor maalesef. Evin içi sıcak. Evin diğer ahalisi ne yapıyor? Bunlar Yakup'un eseri galiba. Atmış böyle yerlere. Hatta bizim bu çekmece şey olmuş ya. Rayından çıkmış herhalde kahvaltı yaparken. Kim? Yakup mu yaptı? Yakup açtı, sonra ben de böyle geldim, kapatacaktım, ayağım kaydı. Tamam, ben birazdan bu çekmeceyi boşaltırım, çıkarıp yeniden takarım. Ha annem, söyle. Siz kaç dakikadır oynuyorsunuz? Ben 0. Hiç oynamadın mı? Aile sen? Tamam, sen de bir 5-10 dakikada oynuyorsun. Alper abiye veriyorsun. Sen de süreni biliyorsun anneciğim, zaten. Anneciğim, portaldan giriyorum. Tamam kızım. Ne oldu?
Gel bakayım emektar süpürgem. Süpürelim evimizi, bir temizleyelim. Süpürme işimiz bitti. Makinedeki çamaşır da bitti bu arada. Hemen. Tamam kızım, vereceğim. Tamam, önce sana elma vereyim. Ondan sonra da çamaşırlarımı sereyim. Ay. Aylin. Gel, elmanı soydum. Nerede? Ha, tamam. Hadi hadi. Yakup'a da böyle minnacık minnacık ısıttır, tamam mı? Küçük küçük ver. Böyle ufak ufak ama, tamam mı böyle? Çok kocaman almaz. Hah, o şekilde minicik minicik. Ben de çamaşırımı sereyim hemen. Önce şunu şey yapalım. Tam öğlen sıcağı, acayip bir sıcak var. İki gündür ev temizlemeye gittiğimiz için vallahi geliyorum. Akşamları yorgunluk, sabah yataktan zor kalkıyorum. Sermeye devam edeyim. Çünkü çamaşırların arasında karıştım. Oradan o geliyor, buradan bu geliyor. Karıştı, çamaşırların içinde kaybolup gidiyorum. Yakup kuzumun uykusu gelmiş. Karnını doyuralım. Ne yapsın oğlum? Da dökeyim. Ay çok arkada geride kalmış. Oraya. Bunlar çok fazla açmadı bu sene. Burada fazla güneş görmüyorlar. Güneş görmedikleri için de fazla açmadılar. Şunun sürekli çiçi su vereyim de diyorum. Şu çok güzel açıyor. Şu şurada dursun da. Bu normal. Buna ne diyorlar? Arpa çiçeği mi diyorlar? Çok da güzel açıyor. Bu böyle tel tel bir sürü oluyor. Bunların üstünde çiçekleri oluyor da. Unutuyorum.
Vallahi sulamayı unutuyorum biraz da. Ay. Şuradan geçeyim. Bu da yeniden ufak ufak yaprak vermeye başlamış. Benim kaktüsler burada. Ay, ön taraftaki kaktüslerin hepsini buraya getireceğim. O gün Aytuğ'un eline battı. Oradan aşağıya bakıyormuş. Bakarken eline batmış. Ben de dedim hepsini getireyim buraya koyayım da. Ne kaldı? Şurada bir tane kalmış. Ona da birazcık dökeyim. Bunlar çok bakım istiyor benim bu çiçeklerim de. Bu aralar bakamıyorum işte. Diğer evle uğraştığımız için pek bakamıyorum bu ara. Şu komşunun asmasını görüyor musunuz? Ay, ışık vuruyor. Yakından göstereyim size. Ama karanlık oluyor. Yok, bir türlü şey olmadı. Şuradaki üzümü göstereceğim size ha. Şimdi şey oldu. Ne güzel tutmuş, görüyor musunuz? Şurada da komşularınki de var yine. Yakınlaştırsam da o fazla belli olmuyor. Ay, dışarısı çok sıcak ya. İçeri de sıcak, dışarısı da sıcak. Çimen, kuzum sen ne yapıyorsun ya? He? Anne. Efendim annem. Su verebilir misin? Ay, elimi ısırıyor ya. Su mu istiyorsun? Tamam. Ben çayın altını yapmıştım, bir çay içeyim diye. Ve kaplıyorum. Şuraya koyuyoruz. Buraları şey olmuş ya. Bu kireç olmuş. Temizlemek lazım iyice. İki tane kaldı balığımız da. Aylin. Çadı seni. Neyse, benim çay da kaynıyor. Hemen bir bardak çay içeyim. Neyi göstereyim? Şu kapıyı açsana, elimde çay var, açamıyorum. Gösterebilir misin? Neyi? Ay. Nereye, kime göstereceğim oğlum ya? Aşkı Memnu başlamış. Ay, bir zamanlar ne bakardık biz bu diziye ya. Bir Yaprak Dökümü, Aşkı Memnu. Başka ne vardı? Vardı böyle birkaç tane. Yaprak Dökümü'nü belki, yani zaten 5 yıl falan sürdü o dizi. 5 yıl boyunca bir bölümünü bile kaçırmadan izledik. Sonrasında da, yani kaç seneden beri her sene koyuyorlar. Her sene Yaprak Dökümü'nü tekrarını koyuyorlar. Her sene de izleniyor yani. Ben bayağı bir, yani üst üste 3-4 sezon izledim yani tekrarını. Artık izlemiyor, sıktı. Yakup'u unutamadım. Salladım, uykusu var gibiydi. Ne, gelip gidip yanıma nen deyip duruyordu. Salladım unutamadım. Ben de bıraktım, biraz daha şey olsun. Oynasın kendi başına ama ya şey, Aytuğ, kumandayı al elinden oğlum. Ona şey açsana. Çizgi film, ya pardon, kukuliyi açsana. Aytuğ, onları aç. Yapma oğlum. Yerin ağrı. Kuzum beni. Ay, ben de şeyi düşünüyorum ya. Bizim bu yeni evin perdelerini düşünüyorum. Nasıl yaptırsam acaba? Mutfağa stor yaptıracağım. Oturma odasına, yani oturma odası dediğim salon yani. Salonda oturacağız biz yine.
alt katta bir oda daha var da o odayı çocuklara oyun odası olarak tasarlamayı düşünüyorum. Bilgisayarlarını oraya koyacağım. Oyuncakları orada olacak. Alacağımız birkaç bir şeyler daha var çocuklara almak istediğimiz. İşte böyle bir çadır düşünüyorum. Yakup'a küçük bir bisiklet düşünüyorum. Bakalım yani ilerleyen zamanlarda. Hani orası o oda çocuklara oyun odası gibi bir şey olacak. Salonda oturup kalkacağız biz. Uzanmasın. Şimdi o odanın çocuklara oyun odası dediğim odanın şeyi var. Perdesi var. Oranın perdesi hazır var. Yatak odasına mutfağa da stor yapacağım. Yatak odasını düşünüyorum. Bir de işte salonu düşünüyorum. Yatak odası şey böyle nasıl diyeyim size? İki duvar pencere. Yani duvar buradan başlıyor ve böyle şey pencere, boydan boya pencere. Zaten çatı kapı olduğu için de böyle aşağıya doğru iniyor çatı. Oraya diyorum, siz şimdi benim diğer kanalımda şeyleri gördünüz, izlemişsinizdir, evin videosunu izlemişsinizdir. Yine de ben eğer unutmazsam birazdan bu videoyu düzenleme yaparken yeni evin şeyini, yatak odasının o pencere kısmını falan resmini koyarım. Siz de o resimlerden bakıp bana bir fikir verin. Stor mu yaparsak yatak odasına, stor mu iyi gider, tül mü iyi gider, yoksa yani bilmiyorum nasıl yapayım. O yatak odasının perdesi beni çok düşündürüyor. Salonu düşünmüyorum. Ben salona böyle stor falan düşünmüyorum ya açıkçası. Yani şöyle açıverdin mi perdeyi, kolay kullanışı kolay bir şey istiyorum. Öyle düşünüyorum. Salonu öyle düşünüyorum. Zaten salonda bir tane normal pencere var. Gayet büyük. Bir tane de Fransız pencere var. Hani Fransız balkon, Fransız pencere deniyorlar. Boydan oluyor ya. Bir tane de oraya stor olmaz zaten. Orası zaten açık olacak. Önü de açık. Önünde bina falan olmadığı için kimse görmez. Oraya o yüzden bir tane salon, bir tane tül. Diğer pencereye de aynı şekilde bir kalın bir tül düşünüyorum. Yani salona ben normal tül düşünüyorum. Ama yeni yaptırmayı düşünüyorum. Allah nasip ederse inşallah. Tabii şu yani mutfak dolabı, demir, pencerelere demir, klozet, duş kabini, bunları bir yaptıralım. Onlardan perde, ondan sonra elimizdeki para durumuna göre, yani maddi duruma göre hareket edeceğiz. Eğer yaptırabilirsem yeni perde yaptıracağım salona. Yaptıramazsam ben yine bu perdelerimi kullanırım. Dur annem, bir aşkındır. Dur sakın örtümü falan çekme. Yapar bir anda. Ha videoda boşa gider, silmek zorunda kalırım. İşte öyle. Eğer diktirebilirsem yeni perde diktireceğim salonuma. Ve yatak odasına. Yatak odasına mutlaka dikilmesi gerek. Çünkü oranın penceresi çok farklı. Ama salona diktiremezsem yine şu perdelerimi kullanırım diyorum. Diktirebilirsem de diktireceğim. Dediğim gibi. Hadi annem de şey diyor zaten. Çok düşünme perdeleri falan diyor. Perdeleri ben de yaptırırım falan diyor. Bakalım nasip kısmet. Ama benim beni tek düşündüren yatak odasının penceresine nasıl perde gider? İnşallah bu videoyu düzenleme yaparken yeni evin yatak odasının pencerelerinin resmini koyarım. Dur, yavaş yapma. Annem yapma ama. Güle güle, güle güle. Güle güle. Şu tarafa oturayım. Bana rahat vermiyor. Dediğim gibi ne oldu annem? Bu tarafa geçiyorum ya. Bir rahat vermediniz mi? Ay bana ters ters bakıyor Yakup. Fena fena. Çok kötü. Başımdaki örtüyü açmaya çalışıyor. Onun derdi o. Çok fena. İşte dediğim gibi inşallah bu videonun sonuna yatak odasının resimlerini, pencerelerin resimlerini koyarım. Siz de bana bir fikir verin. Oraya boydan boya pencere çünkü. Stor mu olur? Zebra mı olur? Tül ve kalın perde olaraktan normal her zamanki gibi onlardan mı olur, nasıl olur, bana bir fikir verin arkadaşlar. Mutfak dolabı için çok güzel fikirler verdiniz, çok teşekkür ederim. Çok da işe yaradı gerçekten. Temizlik tüyoları dedim, temizlik fikirlerinde verdim. Bakın benim bilmediğim şeyler vardı mesela. Takipçilerim benim bilmediğim temizlik tüyolarını verdiler. Onlar benim çok işime yarayacak şimdi. Mutfak dolabı konusunda da çok güzel fikirler verdiniz. Gerçekten birbirimize fikir alışverişi yapmak çok güzel.
Şimdi ben bu yeni evin perdelerine mutfağa tutor yaptıracağım. Salona normal perde yaptıracağım. Yani açması kapatması kolay bir şey olsun istiyorum. Çocukların odasında zaten çocukların odası terasa açılıyor direkt. Orada pencere perde olayı yok. Ne kalıyor? Çocukların oyun odası kalıyor. Oyun odasının perdesi var evde perdem. Sadece yatak odasının perdesini düşünüyorum. Yatak odasının perdesini de resimlere bakarsınız videonun sonunda. O resimlere bakıp bana bir fikir verirseniz. Hatta diğer kanalımdaki evimizin videosunun olduğu video var. Ona da bakıp oradan da bana bir fikir verebilirsiniz. Yatak odasına nasıl perde yaptırayım? Stor mu? Zebra mı? Normal tül ve kalın perde olarak o şekilde mi? Bana bir fikir verin arkadaşlar. Gerçekten sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Fikir alışveriş yapmak çok güzel. Diyorum ve hemen bu videonun sonuna yatak odasının pencerelerinin resmini atıyorum. Sizlerden de güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah yarınki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Kapatamıyorum.